Köyde 67 senesinde köyde ve evde evet. doğu evde doğmuşum evet o annemin yaşadığı evde sabah saat 10'da, Haziran 28 Haziran ilk ilk öğretim burada üç tane öğretmen gördüm ee, burada okudum i̇şte bunda ilk okuldan sonra tekrar bir okula gitme şansım olmadı bu konuda hep annemi suçlarım. Yani şey, iki tane küçük kardeşimle işlerle çok uğraşmak çok zor olacağını, çok zor olacağını söyledi. bir Kendine bir bakıcı lazım. Okuyup da ne olacak veririz pezenengin birine dedi. <laughs> bakar dedi, alan, alan pezenek bakar dedi. Ne olacak dedi okuyacak da dedi. Hiç unutmadığım, hayatım boyunca hiç unutmayacağım bir sözdür o. Alan pezenek de bakmıyor adama tabii. Okul hayatı bitmiş oldu öylece <laughs> 22 yaşına kadar köyde yaşadım. Ondan sonra Bayramiç'te yaşadım. Gelin gittim Bayramiç'e. 22 yaşında evlendi. Bayramiç'e gelin gittim. 23 sene Bayramiç'te kaldım. Sonra tekrar köye. Ben ona köye geri döndüm demiyorum. Köye ileri geldim tekrar. O o geri hani geri kelibesi biraz beni yani gerilemiş gibi. Hani, köye ileri gittim diyorum hep. Yok Ayvacık ve Yeşilyurt hayatım var bir de. Bir buçuk sene önce işte benim bu e, turizmle ilgili ya da böyle doğayla ilgili çok insanla ilgili böyle hep hayallerim oldu. Çok insanla olmak, çok insana ulaşmak, ürettiğimiz, e, yaptığımız işleri çok insanla e, böyle buluşturmak istedim. Bir öyle bir hayalim vardı. Burada burada yapamayınca e, birkaç kez denedim, başarısız oldum. Şeye gittim. Yeşilyurt'a e, gittim. Burada tarım turizmi denedim. Misal böyle bağcısıyla misafir kabul edip tarımı, toprağı, tohumu konuşup insanlarla böyle diyalog kurmak istedim. Misafir etmek istedim. Onlarla böyle elit hani gelsinler, konuşalım, sohbet edelim. Böyle hani şey gibi müşteri ilişkisi gibi değil de ticaret ilişkisi gibi değil de böyle hani dostluk çerçevesinde çerçevesi içinde bilgilerimizi paylaşalım. Bunun da hani bir böyle çok maddi anlamda da hani nasıl olur, ticari şeklinde olmadan e, bir karşılığı da olsun, bir paylaşımı da olsun istedim. Başarısız oldum burada yani destek tek başıma yapamadım. Destek de alamadım. Telefonla, internetle, whatsapp'la davet olsun. ediyorum, program hazırlıyorum. Davet ediyorum, katılmak isteyen, isteyen geliyor. Günübirlik, sabah kahvaltısı şimdi şimdinin branş dedikleri ya da öğlen üzeri kahvaltı ediliyor, sohbet ediyoruz, şeye gidiyoruz, ee, bağ bahçe, mantar topluyoruz, işte doğada ot topluyoruz, yürüyüş yapıyoruz, oturup sohbet ediyoruz. Ettiğimiz bir böyle bir program hazırlıyorum böyle burada Ayla Seyhun da beni çok destekledi. Onun desteğini de göz ardı etmemem lazım. Bu yaptığım işte o destekledi ama onun destek olması yeterli olmadı. Bir maceraya atılıp bir yeşil yurda gittim. Bir sene yeşil yurtta kaldım. Belki bunalımla verilmiş bir karardı ama böyle e, orada nasıl ne yapacaktık? İşte bir kişi finansör olacaktı. Ben de emeğimi koyacaktım. Karşı taraf parasını koyacaktı. Bir küçük mini bir köy yaratacaktık. O köyde işte çocuklar yumurtanın tavuktan çıktığını, dalından bitki topladı toplamayı, işte börtü böceği gösterecektik. Benim burada yapmak istediğim şeyin bir farklı daha geniş, daha böyle profesyonel, daha geniş çaplı bir projeydi. Tabii olmadı. Bir takım aksilikler oldu. Daha proje devam ediyor. Ben ayrıldım sadece projede. Kendi köyümde insanla, insanla, insanlarla çok ilişki, iyi ilişki kuramadığımı düşünüyorum. Bu yüzden geri döndüm zaten. Hani ben biraz özel ananımı koramayı bilmiyorum. Sevgi sevmekle ve vermekle ilgili çok sınırım, dengem yok. O yüzden başarısız oldum. Çok yoruldum. Bir de topraktan yani şeyde şehirde yaşamış insan ne kadar çok toprakla haşır neşir olursa olsun o hani içinde büyüyen gibi olmuyor. Hani okuma kültürü Böyle şeyle hani yazarak her şeyi nota alarak hani birileri yazın not alırken ben kalkıp yapıyorum. Bu defa üzerime çok yük biniyor, çok yük biniyor. Çok insanla yapamadığıma karar verdim orada o yüzden geri döndüm buraya. Bir sene Yeşil yurt, bir sene Ayı açık. Ekim, Ekim gelirse iki sene olacak. Geçen sene ekimdan önceki sene Ekim'de geldim. Şimdiye kadar ne işler yaptım? Zaten köyde burada genç kızlık döneminde çobanlık, efendim tarım, çiftçi, zeytin annemizin, babamızın arkasında hani evde, evde ev, ev annesi, tarlada annenin yanında, annene yardımcı, babanın yanında, babaya yardımcı. Bağla bahçeyle uğraştık hep. 19 yaşına geldiğimde, 19 yaşındayken bir 8-9 aylık bir dikiş kursu eğitimi aldım dikiş öğrendim orada. Onun dışında hep bahçe işleri. Burada köyde. 22 yaşına kadar. Hayal hayal hala 50 yaşına girdim hala çok hayalim var. Hayal kur, hayal kurmakta hiç üstüme yok. Sınır tanımıyorsan Sınır da yok bu konuda. Sanırım. Vallahi en büyük hayalim işte büyük bir böyle 8-10 donun bir arazinin içinde bütün hayvanları yetiştirdiğim, başımda fötür şapka. bir tane at atım. Böyle güzel bir evim. Orada yaşamayı hayal ettim. Hep kendime öyle bir alanda, hep öyle bir alanda gördüm. Zaten Yeşil Yurt hikayesi de bu oradan çok o beni çok etkilemişti hani. Böyle o sanki benim kafamdaki şeyi anlattı bize bana bu öneri teklifi getiren. O dedim hani evren bana mesaj gönderiyor herhalde. Bak Emine bu olur. Çünkü hani benim yapmak istediğim şeydi hep o ara bir işte 8-10 dönüm bir arazinin içinde bütün hayvanlarla beraber böyle hani hiç evleneyim, işte anne olayım, çocuklarım olsun hani beyaz atlı prensi öyle hayallem olmadı genç kızlığımda. O büyük bir arazinin içinde hayvanlarımla kendim böyle ye, yiyip içtiğim, ürettiğim dostlarla paylaştım. Bir alan vardı. Şimdiye kadar yapamadım o alanı ama hala yani azimle uğraşıyorum yapma konusunda. Yok öyle bir hayalim var ama edebiyatı çok seviyorum. İsterdim böyle böyle bir edebiyatın bir köşesinden yakalamak, biraz şiir dinlemek, şiir okumak böyle beni etkiliyor edebiyat. Ama tabii tarım tarımın toprağı toprağa hep yakın olmak isterdim. Hep toprağın içinde olmak isterdim. Ayaklarım toprağa değmezse sanki e, bedenimde böyle bir şey beni zorluyor. Hani kötü enerjim oluyor. Sa saate zaten buradaki benim şimdiki en büyük problemim yetişememek. Yaşıyor muyum, yetişiyor muyum? Ne saati ne günleri bile şaşırıyorum çoğu zaman. Şeye çarşamba günü pazara gitmesem, hafta sonu pazar günleri çocuklar benim yanıma gelmese herhalde hangi gün pazardan hangi gün perşembeydi şaşırırım. Benim takvimim çarşamba ve pazar günleri. Çarşamba günleri, pazar günleri e, günü takip etmeme fırsat oluyor. Onun dışında saate hiç bakmıyorum. sabah işte sabah alarm 6'da çalar. Onun dışında işte ezana göre ya da bir birisi gelecekse birisini bekliyorsam saate bakıyorum. Boş zamanım hiç olmuyor. Ha, müziği, müziği hep dinlerim, hep açarım. Evdeysem ben sürekli sürekli çalar Sürekli müzik dinlerim. O müzik olmadan olmuyor. Kendimi söylemeyi de seviyorum. Böyle bir yere canlı müzik dinlemeye falan gittiğimde başka bir şey çıkıyor. Başka bir emine çıkıyor içimde. Ee, hani sazın tınısını duyduğum zaman başka bir ruha bürünüyorum. Çok seviyorum. Özellikle bağlamanın sesini. Her müzik aletini seviyorum. Ee, müzik hep dinlerim. Müzik sabah kalktım açarım. Akşama kadar evde eğer. Tele, şimdi biraz önce söyle, kapattım televizyonda TRT müziği. O hep çalar. Önceden radyo çalardı. Şimdi TRT müzik, müzik programları. Dere kenarında bir evde böyle okurdum yazardım herhalde. Böyle şiir okurdum, şiir yazardım herhalde. Eğer hiçbir şey düşünmüyorsam gene bir iki hayvanım olurdu muhakkak. hani öyle yok öğretmen olayım, şey olayım. Sadece şey istiyorum gelecekte. Helenistik kıyafetler dikmek istiyorum. Böyle hayatımı oturtabilirsem bir yere. Ham bezi, ham kumaştan böyle uzun, kısa, mini işte ve şey dikişi az, böyle hani elini kolunu oynattığında kanatlaymışsın duygusu verecek. Ham kumaştan elbiseler dikip onları böyle bitki boyalarıyla boyayıp e, çevremde tanıdığım insanlara böyle pazarlamayı ya da böyle işte ticari anlamda olmasa bile hani emeğimin karşılığını alacak şekilde onları böyle sunmak istiyorum insanlara. Mutluluğun hep içimden böyle hani yaşama sevinci, içimden gelen yaşama sevinciyle e, böyle bağlantılı buldum. E, Valla hani insanları önceden çok severdim şimdi böyle insanlara karşı biraz daha temkinli bir e, hal aldım bu yaştan sonra. Beni beni çok mutlu eden doğada yürümek, işte mantar toplamak, ekmek dikmek, hayvanlarla zaman geçirmek, bitkiler. Yani ben, ben sanırım bir doğa kadınıyım. Ee, şehirde olsaymışım herhalde bilmiyorum. Çok ya bir ya müzikle uğraşmalıydım ya böyle bir hani çok güzel doğru şartlarda yaşa ya, yaşardım. Böyle o şehrin sıkışmışlığında herhalde var olamazdım diye düşünüyorum çoğu zaman. Beni en çok mutlu eden şeyler işte hani sıkılsam sepetimi alıp dağlara gidiyorum. Üzülsem gene sepetimi alıp bağlara, bağ bahçeye gidiyorum. Ya da işte kedimi, keçimi, köpeğimi kucaklıyorum. Herhalde doğada yaşadığım şeyler beni mutlu ediyor. Hayvanlarım ve doğa beni mutlu ediyor kızgınlık çok ıı, yaşamadığım bir duygu yani şimdiye kadar kaç kez kızdım desem böyle saysam hani sayılıdır daha çok hani kızmaktansa üzülüyorum üzülüyorum daha çok ee, kızgınlık çok bilmediğim bir duygu ee, üzen üzen nelerdir o insan insan hani beni insanlar üzüyor daha çok İşte yakılan yıkılan işte belli memleketin hali de belli. Riyakarlık. Evet. Öyle üzülmek. Hani aptal yerine konmak. İncit böyle ne bileyim Görmezlikten gelindiği zaman böyle insanlarla yaşadığım böyle bencilce davranışlar karşısında üzülüyorum. Onun dışında böyle beni üzen bir şey olamaz. Keşke şurada olsaydım dediğimde hiç öyle dünyanın herhangi bir köşesine gitmek gelmiyor içimden doğrusu. Hiç öyle düşünmedim. Ya bir suyun aktığı her yerde yaşanır ben böyle bir hani şeyde yaşamak istemezdim hani böyle nasıl diyeyim. Birinin var ettiği böyle büyük bir şehir, büyük bir şey. Ben şu an nerede olmak isterdim? Böyle işte iki duvarı güllerle çevrili o, o yaşam, dünya kurmak istediğim yerde olmak isterdim. Keşke onu yapabilme gücüm olsaydı şimdiye kadar. Umarım bundan sonra olur. Burada gitmekten keyif aldığım yerler. Köprübaşını seviyorum. Ahmet Ahmetçe'de e, bir Restoran gibi bir yer var. Restoran kısmıyla çok ilgilenmiyorum. Ben çıkınıma yiyeceğim şeyleri koyup yiyeceğim, içeceğim koyup öyle derenin kenarında oturup orada böyle kendimi dinlemeyi, akan suyu izlemeyi seviyorum. Orada orasını seviyorum. Hayır yeri deriz bizim gene burada bir akar suyumuz var. Orayı seviyorum. Böyle belli başlı mesire yerleri var. Bir de bir de işte böyle köşemde, böyle yatağımda şeylerimle, çekirdeğimle, kitabımla, e, suyumla olmayı seviyorum. Bahçede bir de or orasını çok seviyorum. E, Bostan'ın, Bostan'da özellikle yaptım işte o Bostan'da oturma yerini. Dedim burası bana, beni çok dinlendiriyor, bana çok iyi geliyor ee, gittiğimde böyle hani e, kendim dışında insanlarla da oturabileceğim bir alan olsun diye o yükseltiyi yaptım. Bir de o bahçemi çok seviyorum. Bahçede oturup işte güne bakanı kaba bölürceyi sebzeleri izleyerek böyle o derinliğe bakmak beni çok dinlendiriyor. Manzarayı izlemek.